Merhaba sevgili çocuklar. Bu videoda ders kitabımızdaki sayfa 66 ve 67'de bulunan çalışalım etkinliklerini yapacağız. Haydi başlayalım. 1. Engelleri Aşalım projesi kapsamında 856 metrelik yürüyüş etkinliği düzenlenmiştir. Etkinliğe katılan Eylül 221 metre yürüdüğüne göre geriye kaç metre yolu kalmıştır? Sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak farkı tahmin ediniz. Yürüyüş toplam 856 metreymiş. Eylül 221 metresini yürümüş. Şimdi 856 metrenin en yakın olduğu onluğu yazalım. 856'nın en yakın olduğu onluk 860'tır. 221'in ise en yakın olduğu onluk 220'dir. Yuvarladığımız sayıları da şimdi çıkarma işlemi yapıyoruz. Yani 860'dan 220'yi çıkarıyoruz. 0'dan 0 çıkınca 0, 6'dan 2 çıkınca 4, 8'den 2 çıkınca da 6 kalır. Yani Eylül'ün yürümesi gereken 640 metre daha yol kalmıştır. 2. Sorumluluklarımı biliyorum adlı tiyatro oyunu için 1438 adet bilet basılmıştır. Biletlerin 1245 adedi satılmıştır. Satılmayan bilet sayılarını en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin ediniz. Toplam bilet sayımızı yazalım. 1000 438. En yakın olduğu yüzlüğe bakalım. Son iki basamağımız 38, 50'den küçük olduğu için kendi yüzlüğünde kalır. Yani 1400. Satılan bilet sayısı 1245. Bunun en yakın olduğu yüzlüğü bulalım. Son iki basamağı 50'den küçük olduğu için en yakın olduğu yüzlük 1200. Ne soruyor bize? Satılmayan bileş sayısını soruyor. O zaman ne yapacağız çocuklar? Çıkarım yapacağız. Ben az kalsın toplam yapacaktım. Evet, sıfırdan sıfır çıktı sıfır, sıfırdan sıfır çıktı sıfır, dörtten iki çıktı iki, birden bir çıktı sıfır. Yani tahminen satılmayan bileş sayısı 200'dür. 3. Gökhan ve İpek okul kütüphanesinin düzenlenmesinde gönüllü olarak görev aldılar düzenlenmesi gereken 521 kitabın 364 tanesini raflardaki yerlerine yerleştirdiler. Geriye kalan kitap sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlayarak bulunuz. Şimdi kütüphanemizde 521 tane kitap varmış. Bunun en yakın olduğu yüzlüğü bulmak için son iki basamağa bakıyoruz. 50'den küçük olduğu için kendi yüzlüğünde kalıyor. Onu 500'e yuvarladık. Şimdi 364 tanesini raflardaki yerlerine dizmişler. Onu da yazalım. 364 tanesi dizilmiş. Peki 364'ü hangi yüzde yuvarlayacağız? 50'den büyük olduğu için son iki basamak 64 olduğu için bir sonraki yüzde yani 400'e yuvarlayacağız. Geriye kaç kitap kaldı diye sorduğu için çıkarma işlemi yapacağız. 0'dan 0 çıkınca 0, 0'dan 0 çıkınca 0, 5'ten 4 çıkınca 1. Geriye raflara dizilmesi gereken tahminen 100 kitap kaldı. 4. Emre tutumlu bir çocuk olduğu için bisikletini kendi biriktirdiği parayla almak istemektedir. Beğendiği bisikletin fiyatı 325 TL'dir. Emre'nin kumbarasında 146 TL olduğuna göre daha ne kadar para biriktirmesi gerektiğini sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak tahmin ediniz. Bisikletimizin fiyatı 325 TL. En yakın olduğu onluğu bulalım. Birler basamağı 5 olduğu için bir sonraki onluğa yuvarlanır. Yani 330'a yuvarlanır. Şimdi Emre 146 TL biriktirmiş. Onu da yazdık. 146'yı en yakın onluğuna yuvarlayalım. Birler basamağına bakıyoruz. 5 beş ve 5'ten büyükse bir sonraki onluktu. Yani 150. Şimdi ne kadar daha biriktirmesi gerektiğini bulalım. 0'dan 0 sıfır çıktı. 0. 3'ten 5 çıkmaz. Bir sonraki basamaktan yardım istedik. Burası 13, burası 2 oldu. 13'ten 5 çıkınca 8, 2'den 1 çıkınca da 1 kalır. Yani Emre'nin 180 TL daha biriktirmesi gerekiyor. Tabii ki tahminen. 5. Bir çiftlikte 674 tane koyun vardır. Koyunların 448 tanesi kırpılmak için götürülmüştür. Geriye kalan koyunların sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin ediniz. Toplam koyun sayımızı yazalım. 674. En yakın yüzlüğe yuvarlayalım. Son iki basamağına baktık. 50'den büyük. Bir sonraki yüzlük. 700. Kırpılmak için götürülen koyun sayısını yazalım. 448. Son iki basamağa baktık. 48 50'den küçük. Kendi yüzlüğünde kalır. Onu da yazdık. Şimdi 700'den 400'ü çıkaralım. Geriye kalan koyunlarımızın sayısını bulacağız. 0'dan 0 çıktı, 0. 0'dan 0 çıktı, 0. 7'den 4 çıktı, 3. Yani geriye 300 koyun kalmıştır. Tahminimiz 300. 6. Aşağıdaki tabloda verilen işlemleri yaparak tahmininiz ile işlem sonucu arasındaki farkı yazınız. Tahminimizi onluğa mı yoksa yüzlüğe mi yuvarlayıp yapalım? Belirtilmemiş. Bu nedenle bir tanesini onluğa yuvarlayıp yapalım. Bir tanesini de yüzlüğe yuvarlayıp yapalım. 786 sayısının önce işlem sonucunu bulalım. 6'dan 4 çıkınca 2, 8'den 3 çıkınca 5, 7'den 6 çıkınca 1. Şimdi tahmini sonucumuzu bulalım. 786 sayısının en yakın 10'luğa yuvarlayalım. Birler basamağı 6 olduğu için 790'a yuvarlanır. 634 sayısının ise birler basamağında 4 olduğu için kendi onluğunda kalır. Yani 630. Şimdi çıkarma işlemimizi yapalım. 0'dan 0 çıktı 0. 9'dan 3 çıktı 6. 7'den 6 çıktı 1. Şimdi burada 160'tan 152'yi çıkaralım. 0'dan 2 çıkmaz. Komşudan aldık. Burası 5 kaldı. Burası da 10 oldu. 10'dan 2 çıkınca 8 5'ten 5 çıkınca 0. 1'den 1 çıkınca 0. Yani tahmini sonuç ile işlem sonucumuz arasındaki fark 8'dir. Bir sonraki işlemimizi ise yüzde yuvarlayıp yapalım. Son iki basamağı 50'den küçük olduğu için 400'e yuvarlayacağız. Yani kendi yüzlüğünde kalacak. 362 sayısının ise son iki basamağı 50'den büyük olduğu için bir sonraki yüzde yani 400'e yuvarladık. Burası bizim tahmini sonucumuz olacak. İşlem sonucumuzu bulalım. 7'den 2 çıktı. 5. 1'den 6 çıkmaz. Bir sonraki basamaktan yardım aldık. Burası 3, burası 11. 11'den 6 çıkınca 5, 3'ten 3 çıkınca 0. Buradaki işlemimiz 400'den 400 çıkınca çocuklar 0 kalır. Ne olacak? 55'ten de 0'ı çıkardığımız zaman yine 55 bulacağız. Böylece videomuzun sonuna geldik. Evde tekrar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.